27 Haziran 2014 Cuma, tekrar olmayan rakipsiz program manşetlerin diliyle karşınızdayız. Medyanın gündemini anlamaya, anlatmaya, yorumlamaya ve yorumlatmaya çalıştığımız program. Manşetlerin dilinde ben Fatih Dağıstanlı. Bugün Fatih Tezcan, analizmerkezi.com genel yayın yönetmenini yaklaşık bir saat boyunca Kanala İstanbul stüdyolarında ağırlayacağım. Celal Kaz da aramızda değil. Çünkü saat 21.30'da Kanala ekranlarında yayınlanacak olan Sivil Düşünce, Alper Tan, Kanala genel yayın yönetmeni Alper Tan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Düşünce'de olacak. İlk olarak onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada iletişim bilgilerimizi şu anda yönetmen arkadaşım ekrana verdi. Lütfen sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz, değerlendirmeleriniz, hatta ve hatta eleştirilerinizle yayınımıza katkı verebilirsiniz dedikten sonra 87.5 Radyo A'dan bizi Ankara'dan da dinlemenizin mümkün olduğunu söyleyelim ve Fatih Tezcan'la yayınımıza başlayalım diyorum ve ilk teravih, ilk sahur bugün diyor, bu akşam diyor ve Fatih Tezcan'a sözü bırakıyorum. Evet, izleyenleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Cumamız mübarek olsun. Ramazan geldi elhamdülillah, çok şükür. O da mübarek olsun inşallah Müslümanlara. Çok kanlı günlerde, kanlı bir coğrafyada maalesef 11 ayın sultanı şeklinde ifade edilen Ramazan'ı karşılayacağız. Umarım bu Ramazan ümmetin biraz daha kendine gelmesi, ümmetin alimlerinin akıllarını başlarına devşirmeleri için bir fırsat olur. Ramazan hocaları diye tasvip edilen, bu şekilde adlandırılan bir grup var. Sosyal medyada son günlerde girenler bilirler. Çokça artık komik esprilerle eleştiriliyorlar. Sorular, gelen sorulara karşı bir mühendislik çabaları yok. İnsanların akıllarını inşa etme çabaları yok. Çok ilginç ilmihal soruları geliyor. Bunları günde bir gecede 30 bin lira, 40 bin lira paralar alan hocalar cevaplıyorlar. Bunların cevapları internette var, ilmihal kitaplarında var, her yerde var. Bu hocalar, biraz değineceğim, eleştireceğim, kimse kusura bakmasın, ama ayda 500-600 bin lira eğer bir insan, bir hoca dini anlatmak için Ramazan'da özel bir para, yüksek bir para, bu kabul edelim ki böyle bir para alıyorsa, bu hocaya sorulacak sorular da iyi seçilmeli, bu hocaların cevap vereceği sorular da iyi seçilmeli. Bağımsız Fikriyat diye bir grup var şeyde, Facebook'ta, Twitter'da. Bunların hazırladığı sorulardan ben birkaç tane gördüm. Bunu yazı konusu yapacağım zaten. Tanıyorum bu kardeşleri ben. Çok iyi sorular. Mümkünse o sorulara cevap versinler. Örneğin, sizin gibi alimlerin asla birleşmek için herhangi bir toplantı yapmadığı, bir çaba sarf etmediği ümmetin Ramazan ayında yediği bombadan dolayı kanı aktığında orucu bozulur mu? İşkencede, işte birbirine işkence ediyorlar ya, işte Sünniler, Şiiler vesaire, onlar işkencede efendim işte ağzı kan dolduğunda acaba orucu bozulur mu gibi, böyle iğneleyici, kişiyi kendine getiren, bak hoca sen bu parayı alıyorsun ama anlattığın bir şey yok. Senelerdir oteller yaptın kendine, villalar yaptın nerelerde, hepsini herkes biliyor. Bunlar yayılıyor, sosyal medya var artık. Bu böyle gitmez dedirten sorular var. Ben de bu kardeşlerimin protestosunda bunlarla beraberim. Bu hocalar bıraksınlar bu işleri. Bakın, insanlar birbirini tekfir ediyor. Suriye karıştı, Irak karıştı, İran milyonlar topluyorum falan diyor. Amerika'ya sessiz kalan, Suriye'de Sünnileri kesen İran, şimdi orada hazırlıyor. Bakın, konuşulacak konular esasen bunlar. Ama bunları maalesef biz konuşuyoruz. Maalesef analistler konuşuyor. Biraz da bu konuları Ramazan münasebetiyle, bu Ramazan hocaları dediğimiz yüksek gelirli, astronomik gelirli tayfanın da girmesi gerektiği düşünüyorum ben. Evet, ilk teravih, ilk sahur bu akşam 11 ayın sultanı. Ramazan bu akşam kılınacak, ilk teravihle başlıyor dedikten sonra hemen Yeni Akit gazetesinde bir haber var. Ramazan seferberliği diyor. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonunda ise cehennemden azat olduğuna inandığımız rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte yardım seferberliği de hat safhaya çıktı diye veriyor Yeni Akit gazetesi bunu. Birazcık da bununla ilgili bir iki cümle edelim istiyorum Fatih Tezcan. Ramazan'ın tabii gelmesiyle birlikte yardım seferberliğinin hat safhaya çıkmış olması, kimlere yardım edilmesi gerekir? Şimdi zaten zekatı kimin kime vereceği şu an bizim konumuz değil. O Kur'an-ı Kerim'de çerçevesi çizilen 8 kısımdır. O anlatılan bir şey. Burada başı rahmet, ortası mağfiret, sonunda ise cehennemden azat bir tanım var. Klasik bir tanımdır bu. Tabi
Ben pek klasik birisi olmadığım için bunu biraz izah etmek lazım. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Ramazan'ı bize farz kılana hamdolsun. O eski Türkiye zamanında ambargo adı konmamış ambargo abluka altında aç kalan Kürtler ne çektiler? Eski Türkiye'de hortumlanan o halkımız o fakirlikte ne çekti? Arap kardeşlerimiz şu anda dünyada neler çekiyorlar? Ne o Suriye'de ben gözümle şahidim sabahleyin saat 11-12 hala gayet normal giyimli kesinlikle dilenci falan değil kadınları gördüm ağlaya ağlaya. Fi hıfız, hıbız, mafi hıbız, ekmek var mı yok mu ekmek diye ağlaya ağlaya gezerler ve bu Arap kardeşlerimiz ne çekiyorlar? Türkmen kardeşlerimiz bayır bucakta, Suriye'de, şimdi Irak'ta neler çekiyorlar? Dünyanın her yanında mazlumlar hiç dinine falan bakmaksızın ne çekiyorlar? Açlık nedir? Bunu anlamak için vallahi ben sana bir şey söyleyeceğim. Eğer Allah Ramazan'ı farz kılmasaydı bizde böyle bir cesaret yoktu. Kimse 17 saat aç kalayım da açların halinden anlayayım diye böyle bir şey kendi kendisine çıkarmazdı. Dünyada İslam'ın en büyük devrim ve inkılap konsepti olduğunu ispatı budur. İslam'dan başka hiçbir konsepte sabahtan akşama kadar Rabbi için aç kalıp, Rabbi için derken Allah'ın bizim orucumuza ihtiyacı yoktur zaten. Alenen bu da söylenir, örfümüzde bilinir yani bu. Bizim ağız kokumuz ne için mis gibidir Rabbimizin katında? Çünkü biz açlığın ne olduğunu anlarız. Ben bunu daha önce dile getirmiştim. Empati bu dinin farz-ı aynlarındandır. Farz-ı kifayelerinden değildir. Farz-ı aynlarındandır. Empati nedir? Kendini bir başkasının karşındakinin yerine koyarak düşünmek, hareket etmek, hayat kurmaktır. Açların, fakirlerin, mağdurların, mazlumların halinden anlamayanlar, sadece anlamış gibi yapanlar Ramazan'da oruç falan tutamazlar. Yani önemli olan mevzu bu. Şimdi burada bir de şuna değineyim diyecek demiştim. Başı rahmet, tabii başı rahmet bilakis şu ibadetin farz kılması bir rahmettir zaten. Biz bunu icat edemezdik, mucide olamazdık. Rabbimiz yaratan, ben bu nimeti sana verdim, bunu sen senede bir ay yemeyeceksin. Bekleyeceksin, sabır nedir öğreneceksin diyor. Ve senin ağzın, senin eşine bile, affedersin, kızına, oğluna bile kötü kokabilir, bana mis gibi kokacak diyor. Tamam bu rahmet ama ortasının mağfiret, sonunda da cehennemden azat olması için burada Rabbimizin gözünün içine bakmayacağız. Sadece aç kalmakla, niyet etmekle, iftarla, sahurla yetinmeyeceğiz. Ötekileştirmeye tevbe edeceğiz. Ramazanın maksadı zaten budur. Yani kimi öteki olarak görüyorsun sen? Kendi dünyanda bunu düşüneceksin. Bir romanı mı? Bir çingeneği mi? Bir zengini mi mesela öteki olarak görüyorsun? Sokakta lüks arabada gördüğümüz zengin bilmem neydi küfür. Onunla gideceksin iftar yapacaksın. Kimi görüyor? Fakir mi görüyorsun kendine uzak? Kapıcınla gideceksin iftar yapacaksın. Ramazan bu demek. Öteki kalkacak, sınıf farkı kalkacak. İslam'ın amacı zaten bu. İçeri girdi adam ne dedi? İçinizdeki lider kim dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorarak. Dedi ki yani demek istemedi ki benim ene mine libdis dedi ki kim hizmet ediyorsa odur o anda hizmet ediyor anladı ki onun olduğunu. Ya peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kim olduğunu anlayamayan bir yapı düşünsene. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ömer'e geldiğinde dedi adam arkadaşı Hazreti Ömer'e sen dedi ben de çocukluk arkadaşımsın seninle görüşmek için senin security'ni geçmek zorunda kalıyorum. Güvenlik aşamalarını geçmek zorundayım nereden nereye geldin dedi. Hazreti Ömer denir ki 3 gün korumalarını kaldırdı. Şimdi oradan buralara geldik bizim terbiye olmamız lazım eğer mağfiret ve azat, cehennemden azat istiyorsak evvela dünyayı cehenneme çeviren ötekileştirmeye tekfir dediğim şu illetlerden kurtulmamız lazım. Hasedi, dedikoduyu, gıybeti reddetmemiz, terk etmemiz lazım. Evet, başı rahmet, ortası mağfiret, sonunda ise cehennemden azat diyor Yeni Akit gazetesi. Cehennem Fatih? Cehennem yani bütün din kültürlerinde olan bir mevzu. Şimdi şöyle bir şey var. Biz iki dünyaya inanırız. Yani biz aslında Churchill'in işareti de şu. Şunu yaptığımızda bile aslında kastımız bu olmalı eğer bu yapılıyorsa artık böyle de. Çok önemli değil. Ben şunun altını çizerim. Cennet ve cehennem meselesi açıldığında. Dikkat edilmesi gereken şey şu. Neden Rabbimiz Mekke ayetlerinde hep cennet cehennemle tergip ve terhip yapmıştır da Medine'ye geldiğinde daha çok Allah sever ve sevmez kalıbına geçmiştir Kur'an'ın ayetleri. Buna dikkat edilirse eğer cennet cehennem olgusunun da üzerimizde nasıl bir tesir bırakması gerektiği anlaşılır. Şunu demek istiyorum. Cennet ve cehennem birer korku ve müjde aracı olarak evet bunlar %100 vardır, haktır. Bunlar için mecaz da ne varsa dünyada var demek bana göre küfürdür. Çünkü Kur'an diyorsa o doğrudur ama bir de şurada şöyle bir şey var. Cenneti amaçlayanların dünyayı cehenneme çevirdiği, cehennemden korkuyorum diyenlerin
kendi cennetini yaşayıp fakirlere, halka cehenneme çevirdiği bir dünyada pek oradan geçer akça bir iş çıkmaz. O bağlamda cehennem, evet, Rabbimizin bizi koyacağı cehennemden yine Rabbimize sığınırız. Allah muhafaza, girmek istemeyiz. Cehennem kafirler için yaratıldı. Hakikati örtenler için yaratıldı. Bizim orada bir işimiz yok. Ama bu dünyada da sadece cehennem korkusu yeterli değil. Bakın dünyada cehenneme çevrilen yerler var. Biz cehenneme çevrilen yerleri cennete çevirmek için gönderilmiş bir ümmetiz. Nasıl oluyor da bizim yaşadığımız evlerimizde, lokasyonlarımızda, ülkelerimizde, coğrafyalarımızda cehennemi yaşıyoruz? Ümmetin bunu düşünmesi lazım. Bu konunun üstüne eğilmedikten sonra ben o hocayı seviyorum, ben o gazeteyi okuyorum, ben bu partiye oy veriyorum falan vesaire bilmem neleriyle cehennem mennemi engelleyemezsin, erteleyemezsin hocam. Açık açık söyleyeyim ben size. Rahmet geldiyse, Ramazan geldiyse bunun için geldi. Yemeği bırak, bığıp bığı gevezeliği bırak, otur düşün. Neden en süper topluluk olan ümme, yani ana topluluk, ümmet, anne demek, doğurgan topluluk en tüketken topluluk oldu? Neden bizim yaşadığımız coğrafya cehenneme çevriliyor? Oturup Müslümanların bunu konu, yok Şii'miş, yok Alevi'miş, yok Sünni'miş, geç bunları hocam. Bunlardan bir şey çıkacağı yok. Bak ne oldu? İran ordu topluyor IŞİD'e karşı, değil mi? Sen 11 seneden beri Irak'ta zulmediyordun. Ama çıtında çıkartmıyordun. Çok da kurnazdın. Buradaki mezhepçi medya da Türkiye'de bunu dile getirmedi. Ne oldu? IŞİD vahşeti geldi senin vahşetine karşılık. Şimdi kafa kesiyorlar diyorsun. Sen Suriye'de aynısını yapıyordun. Bebekleri alıyordun. Destek verdiğin Şebbiye, bebeklerin bacaklarını kesen bir örgüt. Onun annelerine, kocasının yerini konuşturmak için. Ne oldu? Suriye farklı olarak. Geçelim bunları. Ben hep söylüyorum bunu. Bunları geçelim. Zaten yeni nesil geçiyor. Bunlara baktığı falan yok. Çünkü cehennemi görüyor, yaşıyor. Ve yeni nesil kesinlikle Kur'an ve sünnet ne diyorsa onun peşine gitmek istiyor. Evet, bu arada bir izleyicimiz tabii hemen sorular, yorumlar, görüşler, değerlendirmeler, hatta ve hatta eleştiriler gelmeye başladı. Daha ne dedik, bir şey demedik ki. Lütfen bizimle paylaşın istiyorum. Bu arada bir izleyicimiz Reşit Orhan Kutsal diyor ki Bakara suresi ayet 273'ü göndermiş. Diyor ki o fakirlere verin ki Allah yolunda kapanmışlardır. Şuraya buraya dolaşamazlar. İstemekten çekindikleri için bilmeyen onları zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. İnsanları bizar etmezler diyor. Bakara suresi ayet 273 demiş. Aynen öyle. Evet, daha tabii sadece onlar değil, verilecek olanlar o... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki tane sahabe giyecekleri olmadığından dolayı setre avret yapamıyorlar ve namaz kılamıyorlar. O kadar zor durumdalar ama kimseden de bir şey istemiyorlar. Ayetin sebebi nüzulünü bu olarak hatırlıyorum. Yine bakmak lazım, teyide muhtaç. Hafızam beni yanıltabilir. Bu fakirlere verin. Aynı zamanda bir de tabii şunu da hemen bir cümleyle söyleyelim. Yardım verilecek olan yardım derdine de çok dikkat edin. Örgütle bağlantısı var mı? İşbirlikçilerle, Amerikan, İsrail işbirlikçisi örgütle bağlantısı var mı? Çok dikkat edin. Benim bu konudaki tercihim tabii kesin olarak İHA, yanı sıra belki çok da fazla olanlar eğer bir daha soruyorlarsa da Kızılay'a da verilebilir ama İHA, yani dünyanın her yerinde Türkiye'nin yüz akı oldu. Zaten paralel örgütün attığı iftiralardan, Bülent Yıldırım'a saldırmasından da ne kadar vatansever ve ümmet perspektifi olan bir yardım örgütü olduğu anlaşılabilir. Ben bu yardımlar konusunda şöyle bir tespitim var. Eğer verebiliyorsan sen bizzat götür ve ulaştır. Kendi elinle götürüp ulaştırman en güzelidir ama işte orada kanaatindeyim ben yani. Tabii en güzeli zaten komşundan başlayacaksın. Komşun o durumdayken öyle de. Şimdi bir de çok hani yüksek meblağ verenler var yani. Bunlar hani bir de vakti olmayanlar var. Hani zamanı olmuyor, imkanı olmuyor, yanlış tercihten korkuyor. İHA'nın çalışma şeklini bilmeyenler için söyleyeyim. Ben buraya gönderilmesini istiyorum dediğinizde o para oraya gönderiliyor. Bu çok ilginç. Yani sizin örnek çok kısa özetleyeyim. 100 dolarınız var. 100 dolar mesela Filistin'de bayram aşırı ya mesela bir adeti var. Örnek olarak veriyorum bunu. Fiksiyon açıyorum. Oraya verdiğinizde orada mesela 15 gün geçim sağlıyor. Örneğin söylüyorum. Ama Afrika'da 11 ay sağlayabiliyor. Niye? Orada bir ay normal geçim, 10 ay unla. Hep un mamulleri. Un da tabii ucuz gibi örnekler veriyorum. Yani İHA'nın böyle bir durumu var. Bir de verdiğiniz paranın nereye gittiğini biliyorsunuz. Yani herhangi bir kafanızda şüphe olmuyor diye düşünüyorum. Evet. Hoş geldin. Kutlu Ramazan diyelim. İlk teravih, ilk sahur bugün. O da bize hoş geldin der inşallah. Sahur dedikten sonra böyle birazcık şey açtık programı ama hemen gazetelerin diğer haberlerine bakalım. Akşam gazetesini göstererek başlayacağım. Çünkü karargahta 40 paralel paşa diye bugün manşet atmış. Akşam bugün gazete... manşeti bu zaten. Yani bugün en önemli, ben taradım tabii hepsini. Bu en önemlisi bu. 40 paralel paşa, Fatih Paşa sızmışlar.
paşa paşa sızmışlar. Çok dehşet bu çünkü... Nasıl girmişler Fatih? Yani nasıl bu sistemin içerisine bile? Yani nedir? Mesela biz bugüne kadar Genelkurmay'ı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni içerisine sızmayan bir yapıymış gibi, Cumhuriyet'in bekçileriymiş gibi lanse edildi biz. Ama öyle görüyoruz ki 40 tane paralel sadece paşa bunlar. Yani bu öyle gözüküyor ki ordunun içerisinde ciddi oranda bir paralel yapıya mensup insanlar var. Şimdi bir kere... Ben söyleyeyim açık açık, 40 tane paralel paşa bu 40 rakamı tahminen benim görüşüm mecazidir bu. Daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bunlar fark edilebilenler, anlaşılabilenler, anlaşılmaları çok zor. Şimdi bir kere bunlar ne için orduya sızıyorlar? Bunun altını çizelim. Bunlar Türk ordusunun içerisinde anti-Amerikancı bir yapıya izin vermemek için sızıyorlar. Netlerimizi bir ortaya koyalım. Bunun da ispatı nereden? Çok benden bir bencil, egoist bir ispat yapayım mı Fatih, ister misin? Evet, lütfen. Bir hafta evvel Fethullah Gülen ve cemaatinden özür dilerim diye bir yazı yayınladım. Dedim ki ben hata yapmış olabilirim, iftira atmış olabilirim, tuzak kurmuş olabilirim, kumpas yapmış olabilirim vesaire vesaire vesaire. Dedim ki ben özür dilerim sizden. Kimsenin hakkına girmek istemem. Yani dilerim geniş zaman kipi. Ben bunu dilerim de hani dedim şu sorulara da cevap rica ediyorum diyerek... Bir yazı sonuç olarak ne kadar uzun olabilir ki? Orada işte 3-5 tane falan soru sordum ben. 3 günde süre veriyorum dedim. Bir günde sadece 100 bin kişi okudu yazıyı. Şimdi bilmiyorum son geldiği yeri. Geçmiş denen 100 bini geçkin insan okudu yazıyı. Bu tabii çeneden çeneyesi bunun milyon oluyor. Yani toplum, sosyolojik virali var. 3 günde süre verdim. Her gün Twitter'da tekrar tekrar yayınladım. Yüz binlerce takipçim var Twitter'da, Facebook'ta, analizmerkezi.com'da. Tekrar tekrar dedim bakın 3 gün var, 2 gün var, 1 gün var cevaplayın bunları diye. Şimdi hiç kimse bunlara cevap veremez, veremedi. Veremeyeceklerini ben zaten biliyordum. Ben topluma şunu ispat etmek istedim. Bu soruların cevabı yok arkadaşlar. Bunun da cevabı yok. Veremezsiniz. İhanetin suç üstünde yakalandınız. Suç üstü ihanette yani canlı yakalandılar. Cevap veremezsiniz. Granfüller, George Fidas sana ey neden kefil oldu? Ey bak ben daha Fethullah Gülen, bak ben daha Esat Keşefoğulları'na girmedim. Özel harbe girmedim, 1950'lere daha ben gitmedim. Amerika ile olan eski bağlantılar ben daha gitmedim çünkü yeterli. Cemaat paramparça oldu. Yani öyle yerlerde, öyle kritik, tehlikeli yerlerde bizim yazılarımızla, bizim söylemlerimizle cemaate darbeler vuruldu ki buyur cevapla diyorlar o zaman. Fatih Tezcan cevapla. Cevaplayamıyor. Diyor ki o işte o Şii, o İrancı, o Vehhabi, o Suudçu, o bilmem neci. Yani 70 tane uydurma. Şimdi ben anlatıyorum sana. Şurada önemli olan yer neresi biliyor musun? Başbakan Erdoğan talimatıyla oluşturulan özel ekibin 3 aydır süren araştırmasına göre önemli olan kısım burası. Sadece 3 ayda yapılan çalışmada 40 tane paşa tespit edilmiş. Nasıl tespit ediliyor? Alkol serbest. Ailevi çoğu, her diyemem iftira olur, çoğu taviz serbest. Yani başı örtülüymüş, açıkmış, alkolün biraz alkol içecekmiş. Falan şimdi orduda da yanlış şeyler vardı. Şöyle yani orduda bir adamın irtica olup olmadığını şuradan anlarlardı. Evine adam gönderirlerdi. 28 Şubat vakasından belgeleri yayınlandı. Eşi tokalaşıyor mu tokalaşmıyor mu diye. Kadın tokalaşmadı. Merhaba hoş geldiniz dedi. Elini aşağıda tuttu mesela. Rapor. O raporları beraber okuduk zaten geçmişte. Şimdi ondan dolayı Gülen örgütü ordunun içerisinde daima eşlerine tokalaşma talimatı verdi. Kadınlar tokalaştı. Şimdi bir isim vermeyeceğim. Teolojik tartışma açmak istemem. Bir yerde bir tane şaz bir fetva var onu kullandılar. Geçersiz bir fetva tabii. O az bir alkol içilebilir diye onu kullandılar. Çünkü ordunun içinde de Kemalist fanatik artık paşalar mı diyelim kim diyelim onlar da ona bakıyorlardı. Hani alkol içmiyorsa eşi tokalaşmıyorsa bu adam hani irticadır şudur budur diye. Namazlar kesinlikle namazını göstermek kebair-i ekberden denildi. Yani sen namazını alenen kılarsan bu büyük günahtır denildi. Tuvalette namaz, ima ile namaz emirleri verildi. Şimdi bu şekilde Gülen örgütü buraya kadar sızdı. Bunları söylediğim vakit şöyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki bu vatanın evlatları orduya giremez mi? Kritik yerlere gelemez mi? Hepsi bu vatanın evlatları diye böyle bir tane masal anlatıyorlar. Hocam sen eğer bu vatanın evlatları demek istiyorsan bu cemaati böyle dinle minle alakalı falan filan diye şimdiye kadar kakaladın da hala bundan sonra da eğer söylemek istiyorsan kusura bakma. Fatih Tezcan'a cevap vermeyeceksin sen. Bizim gibi olan diğer yazarları da adamdan sayma sen. Başbakan Erdoğan da adamdan sayma sen. Cumhurbaşkanı da sayma, MGK'yı da sayma, sen kimseyi adamdan sayma. Dön, Allah'ı şahit tutun, millete cevap verin. Diyorlar ki işte
başbakanı kale almıyorlar, cevap vermiyorlar. Seni kale almıyorlar. Hocam anlamadılar galiba bunlar. Bize cevap vermeyeceksiniz, bize. Siz ihanet ve işbirliği üzeresiniz. Deşifre oldunuz. Paşa paşa temizleneceksiniz. Eğer bir namus, izzet, şeref, onur anlayışları varsa cevap verin. CIA ile İsrail'e, Mossad'ın arasında nasıl gidip geliyorsunuz? Şeyh Ahmet Yasin bir sabah namazı bir helikopterin füzesiyle cami avlusunda öldürülüyor da onu öldüren İsrail neden Fethullah Gülen'i kullanıyor? Siz bunun cevabını vermedikten sonra yok beni kale almamışsın, yok başbakanın seni kim kale alıyor ki ha? Çatır çatır ağlıyorsunuz. Biraz sonra Zaman Gazetesi'ni açacaksın. Manşetinde zaten esas komedi orada. Ne yapıyorsunuz? Öbür cemaate göz kırpmaya çalışıyorsun. Çarşambanın içinde bir fitneler yapmaya çalışıyorlar. Hepsinden istihbaratın haberi var. Süleymancılar da yapılacak diyorlar. Öbür tarafta oraya dönüyor. Yani bildiğin fitne ittifakı. Şimdi burada diyor ki %50'si Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bak ben sana söyleyeyim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin %50'si paralel bağlantılı, ne demek biliyor musun sen? Sağ tarafta Granfüllerler, Fidaslar, CIA. Öyle hayal edin Fethullah Gülen. Bak ben diyeyim sana öyle. Sol tarafta Mossad oturmuş böyle. Öyle hayal, anladın mı? Ya şimdiye kadar ki meydan okumadın. Tiyatrelini yapıyorum ben. Arkada Mossad'ı CIA'ya almış. Dönüyor. Bire Firavun diyor. Bire Karun. Söylüyor ya 12 dakika. 12.45'e başlayıp 13.12'de biten var ya. Ezbere bilirim ben videolarını, konuşmalarını. Orada diyor ya Başbakan Erdoğan. Arkamda bunlar var. %50'yi zor tutuyorum diyor ben diyor. Bunun aslında tiyatreli o, anladın mı? %50 paralel ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin %50'si CIA Mossad bağlantılı bir istifa etmiş vaizin elinde. Daha korkucunu söyleyeyim mi? Buraya kadar zaten millet biliyor. MHP'nin ne işi var bunda? MHP'nin ne işi var bunda? Amerikan bağlantısının cevabını veremiyorlar. Bak ben buradan büyük bir soru işaretini açıyorum. Benim sorduğum sorudan fazlası var benim sorumun içinde. Bunu anlayanlar MHP'nin kuruluşuna gitsinler. MHP nasıl kuruldu? Buraya kadar nasıl geldi? Buraya baksınlar. MHP'nin ne işi var Amerikan bağlantılı bir örgütle? Geçen gün Oktay Vural çıktı. Cihan Samanyolu, Kanal Türk, o şeyler, Gülen örgütüne bağlı yayın unsurlarının şeyleri, mikrofonları önünde. Yemin ediyorum Fethullah Gülen öyle bir konuşma yapamaz. Böyle bir müdafaa. Böyle bir müdafaa Gülen örgütünü. Ya sen milliyetçi hareketim diyorsun. Milliyetçi Hareket Partisi'm diyorsun. Evet. Sen Amerikan, İsrail, İngiliz işbirlikçisi bir çetenin bir en büyük destekçisi oluyorsun. Ama oraya da sızmış olamazlar mı Fatih Tezcan? Yani orduya bile karargahta 40 paralel paşa diye bugün akşam gazetesinin manşeti var. Yani 40 tane siyasetçi, 40 tane milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisine de paralel yapıdan sızmış olamazlar mı? Şimdi Oktay Vural'la Devlet Bahçeli paralel diyorsak onu bilemem ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Yani ben burada tabii Devlet Bahçeli'nin paralel olma ihtimalini zayıf görüyorum. Çünkü ya ben de zayıf görüyorum, hayır, da çünkü, mesele o değil çünkü, ki. Ben başka bir şey söyleyeceğim, hayır, sana. Çünkü mi? MHP'deki mevzu başka. Hayır, hayır, sızmış yani, olabilirler. Tabii. Yani, Erdoğan Toprak CHP'de Pensilvanya'da yatıp Pensilvanya'da kalktığı söyleniyor. 15 gün kamp yaptığı söyleniyor. Hüngür hüngür ağlayarak Fethullah Gülen'in dizinin dibinde oluyor CHP'li milletvekili. CHP bir dakika, MHP'ye niye geçti? CHP nerede? CHP'de bunlarla beraber. Ne iş bu iş? Siz dün sosyalde CHP'yi, MHP'yi, bunlar parti, üst düzey yönetim. Ya arkadaşlar, siz düne kadar Fethullah Gülen'in aile efradına küfür etmiyor muydunuz? Biz size bir insanın ailesine küfür edilmez diye demiyor muyduk şeyde, sosyal medyada? Siz şimdi nasıl bu sosyal medya, Twitter'daki Kemalistler falan nasıl geçtiler Gülen örgütünün yanında? Yani Kemalist gibi kendini gösterenler diyelim, çünkü Kemalistler de bazen buna itiraz ediyorlar. Yok öyle bir şey diyorlar. Biz bu, geçmiş bu falan arada değiliz. Ekmelettin İhsanoğlu'nun geleceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki koordinasyonunu biraz önce söylediğin isim Erdoğan Toprak getirilmiş. Şimdi Erdoğan Toprak'ın da Pensilvanya'da... Bak senden öğreniyorum. Ya ben sözü söylerim, sonra olacaklar olur. Genelde öyle oluyor. Övünmek gibi, hayır, olmasın yani, da. Ben bilmiyordum. Vallahi bilmiyordum. Billahi bilmiyordum. Bak şimdi Erdoğan Toprak, Ekmelettin İhsanoğlu'nun CHP'li olan koordinasyonu. Ekmelettin İhsanoğlu demin söyledim. Bak vallahi billahi bilmiyordum. İşte söylediğimiz isim de Pensilvanya'yla olan samimiyetini demin açıkladığımız isim. Ama Ekmelettin İhsanoğlu'nun Fethullah Gülen'le katiyen alakası yok. Bunu saklayalım, CHP'lilerden oy almak isteyecekler çünkü. Yani bunda bir yandan saklamaları lazım. Bir yandan başörtüsü gelenek diyen bir adam. Bir yandan Atatürk işte mirastır, sahip çıkmalı, herkes saygılı olacak falan böyle bir takım açıklamalar yapan bir vizyon. Ekmelettin İhsanoğlu'nun Allah yardımcısı olsun, durumu zor. Yani %20 almak için bayağı bir... Yani kasması şimdi, lazım. Şimdi hemen bu akşam gazetesindeki 40 paralel paşaya gittiğimiz zaman bu paşalar 28 Şubat sürecinde herhalde düşük rütbeli askerlerdi. Şimdi 28 Şubat sürecinde Fethullah Gülen hareketinin ya da Fethullah Gülen'in dönemin paşalarına ilişkin
yapmış olduğu metiyelerde biliniyor. Özellikle Çevik Bire dönük ya da o günün siyasi iktidarı Tansu Çiller. Çevik Bire yazdığı mektubu keşke bir gün programda çıkarsak da okusak da, millet çünkü onu unutmuştur. Çevik Bire düzdüğü metiyeler. Bir de Çevik Bire Fethullah Gülen'in dediğini hatırlıyor musun? Zaten hasta bu, alın benim okulları, bu okulları hepsini alın, gelin siz de denetleyin diyor. Yani bak yine koyalım adını. Vaizlikten bile istifa etmiş bir adam 160 ülkede okul açıyor. Sonra bir ordu mensubu, ordu liderine gidiyor, diyor ki okulları sen denetle diyor askere. Ya okulları asker niye denetliyor ki? Hayırdır, telaşın niye? Onu bırak, mektupta diyor ki, bu adam bak tekrar söylüyorum, vaiz falan din anlatıyor Fethullah Gülen. Mektupta diyor ki hayatımı sonlandırırım kendi ellerimle diyor. Ya bu mektup kendi sitelerinde yayınlandı. Her yerde var mı mektup, yani yalanlama falan mümkün değil de. Bu nasıl iş bu? Bir Müslüman nasıl, yani bunun yanlış bir şey olduğu belli. Hani intihar edip de kurtulan adam ya küfür içerisinde yaşamaz, Allah affeder falan da, sen bunu nasıl söyledin ki ama, yani senin konumunla nasıl böyle bir şey nasıl olabilir? Hayır, benim burada tabii merak ettiğim şu, bu 40 paralel paşanın, bugün paşa noktasına gelenlerin 28 Şubat'ta Arp Okulu'ndan mezun olanlar o günlerin şartlarında 28 Şubat sürecinde denk geliyor. Çünkü şöyle bir baktığımızda, terfi sürelerine de baktığımızda 28 Şubat sürecinde ordunun içerisine başka bir şey söyleyeyim mi? Tabii. 28 Şubat'ta AK Parti yoktu. Hani Fethullah Gülen devlette AK Parti zamanında kadrolaşmıştı? 28 Şubat darbesini yapanlar neden bu paşalar daha larvalardan çıkarken, tabiri caizse o zaman, bunları o anda elemine etmediler? Neden müsaade edildi bu paşalara? 28 Şubat darbesini yapanlarla Fethullah Gülen'in gizli bir alakası var mı? Çünkü Fethullah Gülen ondan sonra hani daha çok ABD'ye ağırlık verdi. Bunlar irdelendi mi Türkiye'de? Zannetmiyorum. Sen irdelendiğini gördün mü şimdiye kadar medyada bunların, bu şekilde, bu zaviyeden? Yani 28 Şubat'ta çıkıp beceremedi, bıraksın dedi Erbakan için. Darbeciler ne istesinler Fethullah Gülen'den? Ne olabilir? Şerif yani Ali... işte o yüzden diyorum ya, bu paşaların... Müsavi konu, tabii, paralel konuşuyoruz. Tabii. Paralel konuşuyoruz. Tabii tabii, bu paşaların o dönemde silahlı kuvvetlere girdiği ortaya çıkıyor aslında. Aynen öyle. Bunu bir sağlam koyalım yani. 28 Şubat Fethullah Gülen gizli bağlantısı nedir? Bunu bir koyalım. Albay ve daha alt rütbelerde her iki askerden biri örgüte bulaşmış. Korkunç bir haber bu. Akşamı da şu anda tebrik ediyorum. Haber dilinden dolayı hak edeni hak ettiğini veren bir haber dili var. Yalnız burada korkunç bir cümle geliyor. Bu oran jandarmada daha yüksek. Askeri yargı ise neredeyse onlara çalışıyor. Biraz sonra bir haberde bir tane de UYAP geçecek. UYAP da onların elinde. Bize dava açıyorlar. UYAP'ta yok mesela. İstediği davayı UYAP'a girmeyebiliyorlar. Ya resmen devlete girmiş... %100'ü kapatacakken hani son anda bir erken açık veriyor. O da yine ABD'nin emriyle, İsrail'in emriyle. Hakan Fidan istemiyoruz, al diyorlar, alamıyor. Orada kendini açık etti işte, PKK görüşmeye falan. Bir dakika gitmesin bu sayfa. Bu oran jandarmada daha yüksek. Bunun anlamını hatırlatalım mı izleyicilerimize? Yani jandarmada %50'den de fazla. Bunun anlamı şu. Geçenlerde bir video daha yayınlandı. MİT tırlarına baskınla alakalı. O yüzbaşıya yapılanları gördük mü? Onu keşke zaman el verse de bir daha seyretsek onu. Ben her gün seyrediyorum onu, biliyor musun? Sabah akşam. İnsan yoruluyor ya bazen, böyle bırakmak istiyorsun, diyorsun yani dinleneyim diyorsun. O dinlenme dozu aşınca, böyle benim için bir 15 dakika, yarım saat, bir saati geçince aklıma hemen onu getiriyorum, gidiyorum videoyu seyrediyorum. Yorulan o videoyu seyretsin. Türk istihbaratı, yerli milli unsurlar yerdeler, tekmeleniyorlar, dayak yiyorlar. İşte bu paralel örgüt tarafından. Kalbinde en ufak böyle bir şeyler olanlar aslında buna baksınlar. Hiç olmadı. Hayatı karartılan insanlar var örgüt tarafından. Bana... cayır cayır mailleri, mesajları yağıyor. Himmet Çekin altın arkasını yazmışlar. Alyansına kadar vermişler vesaire. Arkasından yüzüne bile bakılmamışlar. Bir sürü şeyler yaşanmış. Onları düşünsünler. Sakın ha sakın kimse şu tuzağa düşmesin. Aa, bizim tabelamızı indirdiler, bizi ülkeden kovuyorlar falan. Bunları bir geçelim. Bunları bir bırakalım. Siz cevap veremediğiniz sorulardan dolayı bu ülkede bitirileceksiniz. Bitiriliyorsunuz. Lütfen bunu içselleştirin. Sakın Ramazan'da da mübarek aya girdik diye propaganda falan yapmayın. CIA'yı, Mossad'ın hesabını versin sizin lideriniz Fethullah Gülen. Gelsin buraya, Türkiye'ye gelsin. Gelmesin, oradan cevap versin. Ama cevap verin. Bakın ben bile Fethullah Gülen ve cemaatine özür dilerim diyorum. Bana da cevap veremiyorsun. Kimseye cevap veremiyorsun. Demek ki işbirlikçisiniz ve temizleneceksiniz. Bu bir kısa reklam arası verelim istiyorum. Bu arada izleyicilerimizden tabii hemen çok sayıda görüş, yorum geliyor. Mustafa Kılıç diyor ki, başörtüsü Fırat'tır talimatından sonra anaları başı açık fotoğraf vererek orduya giren çocuklar şimdi paşa oldular demiş diyor. Ve kısa bir reklam arasından sonra Fatih Tezcanlı analizmerkezi.com genel yayın yönetmeniyle kaldığımız yerden devam edeceğiz.
kısa bir reklam arasından sonra tekrarı olmayan rakipsiz program manşetlerin dilinde ben Fatih Dağıstanlı, Fatih Tezcanlı, analizmerkezi.com genel yayın yönetmeniyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda iletişim bilgilerimiz ekranda. Lütfen sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz, değerlendirmeleriniz, hatta ve hatta eleştirilerinizle yayınımıza katkı verebilirsiniz dedikten sonra hemen bir Yeni Şafak gazetesine bakalım istiyorum. Çünkü Mossad'ın siparişi kim teslim aldı diyor. Mossad'ın siparişini kim teslim aldı manşetiyle çıkmış bugün. Ki dünkü habere de atıf var bu haberde. Güneydeki ülke için dinlediler diyor. Güneydeki ülkeyi de artık Türkiye öğrendi herhalde. Düşünsene, Mossad'ın siparişini Türkiye'de kim teslim aldı diyorsun. Cevap vermene gerek yok. Ne kadar yani veciz bir durum değil mi ya bu? Hani kimse demiyor ki acaba CHP mi aldı, MHP mi aldı, AK Parti mi aldı, Saadet mi aldı, BBP mi aldı? Herkes biliyor ki Gülen örgütü aldı. Fethullahçılar, Fethullah Gülen. Yani ne kadar kötü bir durum bu cemaat için kardeşim. Hani gerçekten cemaatin tabanının işi çok zor. Çünkü kendilerini hayırlı bir işin içerisinde falan zannediyorlar. Şimdiye kadar öyle anlatıldı. Baktığım vakit o sonuna kadar belki hayırlı bir hareket gibi görünüyor. Baktığım vakit çok aldatıcı. Ama en son finale bir baktığında yani berbat bir durum be kardeşim. Hani çok çok kötü. Mossad'ın siparişini binlerce kişinin yasa dışı dinlendiği Selam Örgütü. Selam Örgütü lideri biliyorsun. Başbakan Erdoğan. Üyelerinden bir tanesi benim elhamdülillah, iftihar ediyorum. Selam terör örgütü, yani Selam örgütü değil bu. Şey, istihbarat şefi Hakan Fidan falan. İsrail'i protesto eden kim varsa dinlemişler zaten. Biz de ondan dolayı yargılanıyoruz ya işte. Ankara'da falan bir şeyler oldu, yaşandı. Yani ömrüm benim. Kızımın adı Filistin benim. Kızımın adı Filistin. Bildiğim kadarıyla Türkiye'nin ilk Filistin'i. Biz de ondan dolayı herhalde almışlardı falan. Ama Selam terör örgütü deyip İran'la bağlantılı gösterip İsrail karşıtlarını pasifize etme. Türkiye'de Amerikan yanlısı bir BOP hükümeti getirme projesi. BOP hükümeti diyorum, bak altını çiziyorum onların istediği şekilde. Erdoğan'ın eş başkanı olup da Ankara'nın nesne değil özne olduğu BOP değil. Onların istediği şekilde. Suriye'de, kuzeyde bir Kürdistan mı kurulacak? Tabii oraya da evet diyecek. Amerika ne isterse onu yapacak. İşte Ekmelettin İhsanoğlu. Yani öyle diyeyim ben sana. Yani onun için düşünsene, devrik başbakan, dönemin başbakanı. Dönemin başbakanı yazabilmiş adam ya. Daha yani devirmeden adamın kendine güvenine bak. Şey gibi, şey Gezi'deki emniyet müdürü gibi. Biz sabitiz diyor. Başbakan kimmiş diyor. Erdoğan kim diyor. O diyor seyyar diyor. Biz diyor kalırız diyor. Benim yerime başka bir kardeşim gelir diyor. Ama diyor o diyor gelemez diyor. Adamlardaki kendine güven yok. Yani Amerika, İsrail demek bu kadar pohpohlamış onları. Henüz Türk halkının, milletin, memleketin gücünü anlayamamışlar. Yakında daha iyi anlayacaklar. Ama öyle demiyorlar Fatih. Şöyle bir baktığımızda bu, ha bak işte bak, bu ülkede komedisi. Bu ülkede ikinci bir emre kadar herkes... Bu ne biliyor musun bak? Bu cinnet hali bak. Bu cinnet bu. Bu artık bitti, akıl falan burada artık yok bak zaman. Bu ülkede ikinci bir emre kadar herkes şüpheli. Bu şey bu, cinnet. Yani masadalar, hiçbir şey yapamıyorlar. Sonra zaman editorya masasını düşünsene sen, hani ikimiz de medyada, biz de editör toplantısı yapıyoruz sabahleyin. Düşünsene öyle bir şeyi. Hiçbir şey yapamıyorsun. Pensilvanya'dan yardım gelmiyor falan, ne diyor? Bu ülkede ikinci bir emre kadar herkes şüpheli. Yani herkes ayağa kalksın. Tekrar Gezi olsun, bize yardım edin. Cemaatler siz de sanki siz de vatan haini gibi yapın falan, ne demek istiyorsa. Savcı Serdar Coşkun'un emniyete gönderdiği skandal talimata göre. Sen talimatı okudun mu? Ben talimatı okudum. Talimatta ne skandal var? Soru soruyor. Örgütün silahlı bir bağlantısı var mıdır? Bu örgütün, bak şimdi, başka örgütlere yardım edecek bir potansiyeli var mıdır? Sorular bunlar. Siz şunu anlatsanıza ey Gülen örgütü ve medyası. Serdar Coşkun'dan niye bu kadar rahatsız olduğunuzu anlatsanıza. Esas sebebi bu değil ki. Serdar Coşkun'dan esas rahatsız olmanın sebebi ne biliyor musunuz? 40 seneden beri Allah'la aldattılar. Serdar Coşkun savcı da bir din uzmanı. Bunu biliyor muydun? Din uzmanı. Dinci ayaklanmalar, din kisveli yapılan işbirlikçi ihanetler. Savcı Serdar Coşkun bunun için soruşturmanın başına getirdi. Allah yardımcısı olsun. Her gün dua ediyorum ben bu adama. Bu savcıya ben her gün dua ediyorum. Çünkü şimdi sen dinle konuşuyorsun ya böyle, biz hizmetiz. İşte İslam'ı götürüyoruz falan. Nasıl İslam'ı götürüyorsun? Başı sıkışan CIA elemanlarına, yani dost evi, arkadaş evi olarak Türk okulları gösteriliyor. Oralara sığınıyorlar. Nasıl İslam'ı götürmek bu? Hani CIA Müslüman mı oldu birader? Hani bilelim. CIA imana mı geldi? Mossad Müslüman mı oldu? Baştaki mearifi Müslüman'ın mı isim birader? Ne anlatıyorsunuz siz bize ya? Mavi Marmara ile ilgili sorulan sorular nerede? Bunlar hiçbir ödevlerine çalışmıyorlar. Sonra herkes şüpheli falan. Ya kardeşim cevap versenize siz. Mavi Marmara'da size Mehmet Kamış'la Hüseyin Gülerce'ye bu bilgi verildi, gizli bilgiler verildi. Bu gemi illa Gazze'ye gidecek diye bir şey yok. Mısır'a da gider, yardımlar oradan gider denildi. Bir tane pazarlıksız maddemiz var denildi. O da Mavi Marmara'nın İsrail otoritesine karşı olması denildi.
cevaba okuyoruz, olan olaya bakıyorsun. İsrail kendi otoritesinin sarsıcı gündem maddesi olmasına izin vermeden gemiyi bastı. Soru, bu bilgiyi yani diğer cemaatler bu bilgiyi vermeyeceğine göre, sizin Mossad'la olan itirafınız olduğuna göre, Bülent Şengül, Temmuz 2012 Niagara Foundation Başkanı, Fahri ve Onursal Başkanı Fethullah Gülen, niagarafoundation.org, siz bunu söylediğinize göre biz de size soru soruyoruz. Diyoruz ki neden 10 tane şehidimiz var, 10 vatandaşımızın şehit olmasına neden oldunuz? Mossad'a bu bilgiyi neden verdiniz? Bak eskiden siz mi verdiniz diyordum, artık itiraf ettiler. Mossad'la direkt alakadayız diye ezbere cümleyi kurayım. Dünyanın bir huzur adasına gelmesi için Fethullah Gülen'e bağlı kişi ve organizasyonlar, CIA, Mossad, MI5, KGB, Çin birlikleri, Afrika, Yahudi bunlarla görüşmektedir diyen resmi organik bağ söylüyorum ben sana. Yani örgüt soruşturmasına girer, direkt bu şeyde zaten iddianameye girer bu umarım. Bülent Şengül, tamam bunun cevabını verdiniz mi? Hiçbir şeyin cevabını veremiyorsunuz. İnsanların ölümüne neden oldunuz. İşbirliği içerisindesiniz. Beşinci kol faaliyeti yapıyordunuz. %100 ters tepti Allah'ın izni ve inayetiyle. Siz bu ülkede moralleri bozmaya kalktınız 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonları. Siz Erdoğan ailesine yapmadığınızı koymadığınız yanınıza aldığınız Nusayri Esatçıları diyeyim ben daha doğrusu. Beşer Esatçıları ve Kemalistleri aldınız, bunu yapmaya kalktınız. Halk da size daha yerel seçimlerde ilk tekmeyi vurdu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir tekme daha yiyecekler. Genel seçimlerinde bir tokat daha yiyecekler. Döne döne dövecek bunları halk. Niye? Halk iradesi var. Oslo'yu eleştirdiniz. Hayır, bu savaşı başlatan bu ülkedeki resmi statükünün müesses nizamı faşizmidir. Bu savaşı bitiren de bu halktır, bu milletin iradesidir. Ve bu ülke, bu memleket, bu millet artık ateistlerin veya gülenistlerin bilmem neyin fantezisi olmayacaktır. Bunu halk anlatıyor, söylüyor. Ya anlamıyorsan bir daha döveyim diyor halk. Veriyorsun, gidiyorsun sanda. Bir daha. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Bak şimdi seyret. Erdoğan bunların iftira ettiği gibi bir adamsa eğer, %5 bile alamaz. Doğru mu? %5 bile alamaz. Buyur bakalım kaç alacak? Arkasından gelen seçimler. Arkasından 2023. Peki bu soruşturmadan ne çıkacak Fatih teyze? Yani bu soruşturmadan ne çıkacağını konuşmak için erken ama hizmete kumpas yazıyorsa Zaman Gazetesi demek ki tersinden okuyormuşuz. Neymiş? Hizmet adı altında yürütülen 5. kol faaliyeti ve işbirliği ihaneti bitirilecek. Burada hizmete kumpasın bir anlamı var. Karşı değilim ben. Yani ben hizmet olduğunu kabul ediyorum. Fethullah Gülen ve kendisine bağlı bir dar daire var. 3-7-40 diye bir piramit sistemi var orada. Örgütün yapısı. Bunların ben hizmet yaptığını kabul ediyorum. Buna asla bir şey söylemedim de hizmetlerinin Müslümanların, İslam'ın, Türkiye'nin düşmanlarının olduğunu söylüyoruz. Buna cevap veremedikleri için zaten tepeleniyorlar. Yani İsrail'e çalışıyorlar, CIA'ya çalışıyorlar, Amerika'ya çalışıyorlar. Bu kesin olarak bir hizmet örgütüdür ve bu hizmet örgütü kesin olarak Amerika ve İsrail'e hizmet etmektedir. Bu topraklarda Osmanlı'nın bakiyesi, Anadolu topraklarında, Orta Doğu Hinterland'ında Batı, emperyalizm böyle bir irade istemiyor. Erdoğan'mış, Ahmet Davutoğlu'ymuş, Fidan'mış, Halk'mış, Millet'miş, geçeceksin bunları diyor. İşte 17 Aralık, ondan önce Gezi'de yapamadığını, şimdi Fethullah Gülen, olmadı yavrum işte ellerini bağlıyor, duruyor orada. Olmadı Ekmelettin İhsanoğlu. Bir bakarsın, mesela dünkü olayı hiç konuşmuyoruz. Orada Urfa'da bir kamyonet ele geçirdi Fatih'in. Bomba yüklü bir araç. İkinci Reyhanlı'yı yaşıyorduk. Yani baktığım vakit bunu da hiç konuşmuyoruz. Bunu da tebrik etmek lazım. Bulanları tebrik etmeliyiz. Yani şimdi Ramazan'ın gelmesiyle ilgili bir haber var mı diye birinci sayfada bakar. Ramazan ortada var işte, şurada kenarda. Şöyle bir baktım da. Yok ortada. Yani, hayır bu gazetede şimdi burada olması mı gerekiyor? Yani onu sen en yukarı bir daha çıkar mıyız? Bak orada önemli bir şey var. Fikir Atlası diyor. Doğudan batıya 100 aydın hizmet hareketini anlatıyor. Bak şimdi Zaman'ın sürmanşet değil mi? Zaman editoryasına sesleniyorum. Samanyolu'na istediğiniz zaman, bugüne istediğiniz zaman çağırın geleceğim. 100 tane aydını istersen 100'ünü, teknik olarak mümkün değil, 10, 5, 3, hangi aydını istiyorsan gelin programa girelim. Sizin dünyanın en iyi aydını deyip de Fethullah Gülen'i öven 3 tane aydınla bizi bir stüdyoya bir soksanıza neden cesaret edemiyorsunuz? Tamam, bizi benden nefret ediyor olabilirler. Herhangi bir isim ya, ben size özel hazırlarım bir öğrenci kardeşimizi. Bir üniversite talebesi çıkartacağım önünüze ben. Üniversite talebesi, lisede olur. 18 yaşını geçkin bir kardeşimizi çıkartacağız önünüze. Önünüze bir tane A4 koyacak. Dünyanın en büyük aydınları 3 tane, 5 tane, 10 tane limitsiz veriyorum ben. Bizden bir kişi. Çıksın ve bu sorudan milletin, halkın sorduğu veremezler. Ancak giderler. Belli bağlantıları var. Ne diyorsunuz? İşte Fethullah Gülen, Mr. Gülen. İşte anlatır o da böyle bir şey. Ama şeyler. Şimdi ben ona dikkat çektim. Şimdi Zaman Gazetesi'nde Ramazan'ın başlamış olması şu kadarcık bir haber. Yani onu hemen... Hayır sayfa mühendisliği. Bir dakika, bu benim işim. Getirir misin tekrar oraya? Tamam. Aç abi orayı. Hayır, o demin
Şu şey yaptın ya sen. Heh, getir abi oraya. Zoom yap abi. Gir ortaya. Gir ortaya gir abi. Bir dakika kal abi orada. Ben sana sayfa mühendisini söyleyeyim. Destek turundan umutlu ayrıldı. Kutuplaşan değil. Huzurlu bir Türkiye istiyor. Kutuplaşan değil. Ne demek? Erdoğan olmayacak. Kutuplaştırıyor diye iftira atıyorlar ya. Türkiye istiyoruz. Hemen yanında Ramazan geldi ilk teravih. Bu akşam hemen yanında kürsü Fethullah Gülen. Ruh disiplini için Ramazanlaşmak gerek. Bak zayıf ben şimdi bu benim uzmanlık alanı ben kusura bakma. 8 senedir yayın yönetmenliği yapıyorum ülkede. Bu tam bir sayfa mizampajı. Sol tarafa da git abi. Ayağa kalksam göstereceğim yemin ederim. 117 tabelerden sadece FEM'e ait olan sökülüyor. Kalkabilirsin Fatih. Kalkabiliyor muyum? Bak abi sayfa mizampajını göstereyim ben size. Bak 117 tabelerden sadece FEM'e ait olan söküldü. Ne demek bu? Girelim abi buraya. Şu yani kutuplaştırıyorlar diyor yani. Kutuplaştırıyor yani. Bize düşmanlık var. Hemen yanında kutuplaşan değil huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Ekmelettin İhsanoğlu PR'ını görüyoruz. Devlet Bahçeli demin sorduk. Ne işin var Amerikancı işbirlikçi örgütlüğe? Hemen yanında Ramazan geldi ilk teravih bu akşam. Evet Ramazan'la beraber olayı yumuşattık. Yanında Rus disiplini için Ramazanlaşmak gerek. Sayfa mizampajı böyle olur. Bunlar kitleleri böyle uyuşturdular. Biz de böyle anlatıyoruz. Evet bu arada taraftan üst üste vergi denetimine de isyan. Tarafın da bir savunması var burada hemen. Taraf gazetesi. Ha taraf o yani çok şey değil. Taraf biliyorsun Ergenekon'dan beri hani o şekilde yayına devam ediyor. Tarafı konuşmak istemiyorum. Hani tarafı biliyorsun ben bir A Haber'deki yayında acizane hani övmek gibi bitirdim. Tarafı bitirdim ben o gün. Çünkü sürmanşette 17 Aralık soruşturmasının 2012 Mart'ında başladığını söylemişti. Ben de teşekkür ettim. O olayı kapattık o zaman. Çünkü kendileri itiraf etmiş oldular. Efendim o soruşturmanın Hakan Fidan'ı alamayınca başladığını söylemiş oldular. Bir de o taraf o gün bitirdi kendini. Ama bak taraf gazetesi dik duruyor, eğilmiyor diye bir logosunu artık dik tutuyor böyle. Evet. Hemen gösteriyorum ben de. Komik mi yapmışlar kendini? Ya? Nasıl yapmış? Ya taraf gazetesi logoyu dikleştirmişler. Taraf dik duruyor, eğilmiyor. Yalan işte taraf yan yazıyordu. Onu da dik yazsalardı o zaman. Bitti. Yani ne komiklik mi yapıyor? Böyle mi dik duracak? Dik durmak mı istiyorsun arkadaşım? Çıkacaksın, geleceksin, alan gibi tartışacaksın. Soruların cevabını vereceksin. Havuzcuyu sıfırladın, ona iftira, buna bilmem ne. Serhat Albayrak, orada öbür tarafta efendim kimler var? İşte Ethem Sancaklar falan koyuyorsunuz oraya. Ne yapıyorsunuz? İşte Gülen cemaati de bizi alsın. Onun peşinde. Biraz böyle mi dik duruluyor? Dik durmayı, yani dik duruyor. Evet tamam onu da kabul ederiz. Yani Amerika ve İsrail'in işbirlikçi örgütüne bağlı bir medya unsuru olarak dik duruyor olabilir. Ama biz bu ülke topraklarında yeni bir vesayet istemiyoruz. Vesayet yan yatacak. Yani fikir farklılığımız var. Evet. Başka kim var? Başka çok haber var. Fatih hangisinden devam edelim diye söylüyorum. Şu haberi gösterelim. İşte o böcekler. Paralel böcek. Hmm. Benim o lafım çok tutmuş. Böceğin içerisinde iki tane kablo paralel gidiyor ya. Evet. Yani bunda, paralel... Burada da var o. Hemen onu da gösterelim izleyicilerimize. Erdoğan çalışma ofisinde bulunan böceklerde mikrofon ve sesin dışarı yansımasını verici çıktı. Böcek araması tutanağı şöyle geçti falan diye anladım. Daha önce de okuduk. Kütüphanede çıkmış galiba. Orada üçlü prizi çekince oluyor falan. Yani hani Türk halkının seçtiği başbakanı ne hakla dinlediler? Bak tekrar söylüyorum. Türk halkı bir başbakan seçmiş. Ne hakla bunu dinlediler? Kimin hesabına dinlediler bunu? Bunların cevabının hepsinin verilmesi lazım tabii. Başka ne var ne yok? Vallahi sen hangisini istersen onu göstereceğim. Malike haberi var. Sonra bence biraz bırak konuşalım. Aleviler İhsanoğlu haberi var. İhsanoğlu'nu konuşalım. Ya Ekmelettin İhsanoğlu'nu Aleviler kabul etse zaten insan şaşırır kalır. Aleviler niye kabul etsinler? Ortada proje çok belli. Bir dakika sanki şeyler kabul etti mi? CHP kabul etmedi ki Ekmelettin İhsanoğlu'nu. Çok cayır cayır kokan bir durum var ortada. Şimdi yani Bahçeli, Kılıçdaroğlu bunu yapıyorlar ama nasıl riske ediyorlar bu durumu? Ben hayret ediyorum bu konuya. Gerçekten hayret ediyorum. Şu anda Cumhuriyet Gazetesi'nden gösterelim onu hemen. Bu laf çok komik bir laf ama ya. CHP lideri Kılıçdaroğlu kim? Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu olmasın o. Evet, Kılıçdaroğlu'nu tanıdıkça seveceksiniz dediği Çatay'la İhsanoğlu'na Alevi örgütlerinin itirazı söylüyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Tanıdıkça seveceksiniz ne demek? Yani bir kere Google insanı olduğunu kabul ettik. Yani Ekmelettin İhsanoğlu Google'dan bulunabiliyor. Bir, ikincisi ne yapıyoruz? Üvey baba mı bakıyoruz? Evlat, yani kızımıza birisinin damat mı bakıyoruz? Baba tanıdıkça sevecek olanımız bu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacak. Nasıl tanıdıkça sevebiliriz ya? Hani nasıl tanımayız? Nasıl titri belli bir adam değil? Yani ne demek tanıdıkça seveceksiniz? İlginç. Aleviler kabul etmemişler.
Kim dik duruyorsa ben tebrik ediyorum kardeşim, hani açık açık söyleyeyim. Şeyi biliyoruz ama bu arada üstüne hiç konuşmuyoruz. Başörtü gelenek dedi ya hani. Şu Yeni Akit'e, da... Yeni Akit'e de bir bakalım hemen de. Yeni Akit gazetesinde de iki haber alt alta konmuş. Bence ikisini birlikte değerlendirelim istiyorum. Ona da bir bakalım ve devam edelim. Tımarhanede yatmış diye bir bölüm. Bu çok konuşulur. Fethullah Gülen'in bir klinikte yattığına, psikolojik tedavi gördüğüne dair bir rivayettir bu. Hep geçer Manisa ile alakalı. Manisa mı burada da? Evet, Manisa. Manisa, Manisa. Araştırmacı yazar Süleyman Yeşilyurt'un Pensilvanya Cambazı adlı kitabında Gülen'le ilgili çarpıcı bilgiler yer alıyor diyor haberde. Şimdi Pensilvanya Cambazı kitabında bunu anlatıyor ama benim şahsi görüşüm zaten özel harp bağlantılarını daha anlatmadık. Zaten daha efendim bu şahsın Amerika-İsrail işbirliğine karşı bir cevap falan verilmiş değil. Tımarhanede yatmış, ne bileyim, eğer belgesi falan çıkarsa bir geçerliliği var ama onun dışında benim için çok önemli bir konu değil. Hani dile getirilmesi de ters tepebilecek. Yani bu konuda bakın, bakın. Şimdi girmek istemiyorum da yanlış anlaşılacağım, ondan korkuyorum. Bakın medyada 5. kol faaliyetine nedir? 5. kol faaliyetine karşı nasıl karşı konulur? Gülen örgütünün prizmal yapısı nedir? Vesaire, kuruluşundan bugüne kadar hiçbir şey bilmeyen insanlar görebiliyorum bazen ara sıra. Hiç konuşulmayacak konular konuşuluyor. Hep konuşulması gereken konular var, bunlara girilmiyor. Bakın bana göre bu da bunlardan bir tanesi. Yani bu o kadar basit bir şey ki yani bir gazeteci için. Eğer böyle bir şey varsa gerçekten Manisa'da merkez valilikte gidersin, orada gazetecini kullanacaksın. Bak Erdal Eren de yani yanlış hatırlamıyorsam, eğer yanlış hatırlıyorsam ailesi kusura bakmasın. Bak şimdi, altında da bir haber var. Öldürülen hemen söyleyeyim bak. Öldürülen bir tane solcu vardı, idam edilmişti ya. 18 yaş 6 diye rapor veren doktor bile bulundu. Hayriye Gül Huriye Gül tarafından bulundu. Yani doktor dün bulundu mesela, ben bunu okudum bir gazetede, bir yerde, internet sitesinde. Ya yani bulunur. Bu doğru mücadele teknikleri değil. Yani şimdilik öyle söyleyeyim. Neyse çok da şey kırmak istemiyorum. Bir de cemaatin tanığı rotayı şaşırdı diye bir haber kullanmış. Yeni Akit gazetesi. Ya Ünal bu Tanık haber, bu... Allah'ım Ünal Tanık, Ünal Tanık ya. Rota haberin başındaki şahıs. Ya ben bununla bir tane yayına çıktım. Sky Türk'te. Yanımda oturuyor. Bilmiyorum, ben de Ünal abi derdik. Ünal Tanık. Yani ne bileyim. Böyle şey zannediyorum. Müspet zannediyorum. Bir çıktı. O zaman kimyasal saldırı yapmıştı ya Esat. Hep yapıyordu da o zamanki biraz daha fazla anlatıldı. Yani zaten hep yapıyor. Bunu ben gidip geldiğimden dolayı biliyorum. Her neyse o zaman çıktı. Benim yanımda oturuyordu. Ne dese beğenirsin bu Ünal Tanık o zaman. Kimyasal saldırıyı dedi muhalifler yaptılar dedi. Kendi kendilerine saldırdılar dedi. Yani bu bildiğimiz Gülen örgütünün söylemiydi. O zaman ben tam anlayamadım bağlantıyı. Sonradan bana söylendi. Ünal Tanık Pensilvanya'da yani gitmeden bir ay bile yapamıyor falan diye. Yani 40 günde bir kesin Pensilvanya Hacı Umre ziyareti mi oluyor onlar için? Nedir ben bilmiyorum. Şimdi aynı site o kadar pesbaya bir haber yaptı ki. Bediüzzaman'ın talebelerinden Mehmet Fırıncı Hoca Efendi var. Erdoğan'ın önünde eğildi, elini öpmek istedi falan filan bilmem ne diye. Yani ben açıklamasını okudum Mehmet Fırıncı Hoca Efendi'nin. Yani insan gerçekten Hoca Efendi demek istiyor. Bir vakar, bir tevazu adam, böyle bir şey yok diyor efendim diyor. Niye böyle bir şey olsun diyor. Bediüzzaman Akit'e helal olsun. Hayasızca iftira demiş. Ünal Tanık. Yani utanılacak tetikçiler bunlar. Yani hiçbir şey söylemek istemiyorum. Son birkaç dakikamız Fatih. Rota haber. İşte bu bir aktif haber var. Böyle siteler var bunlar. Ya hani bu kadar para harcanıyor. Ayda 500 bin lira, 400 bin lira reklam geliriniz var. Bizim ayda 4 lira gelirimiz yok. Ama biz hala borçarçanalizmerkezi.com olarak devam ediyoruz. Bu sitelerde bu tetikçilerle böyle reklam paraları alarak hiçbir iddiaya cevap vermeden istediğin parayı al. Ayda 5 milyon lira al ya götür ama iddialara cevap ver. O Pensilvanya'ya giden sensin. Sayın Nursi'nin öğrencisi Erdoğan elini öptü eğildi diye iftira atan sensin. Ya bari şu sorularımıza cevap ver, anlatın artık. CIA, Mossad neden Fethullah Gülen'i bu kadar çok seviyor? Bunları anlatsınlar, çıksın anlatsınlar. Ben son söz olarak şunu söyleyeceğim. Mübarek Ramazan ayına giriyoruz. Ramazan'da inşallah aklımızı başımıza devşirmeye, tekrar biz olmaya, bir olmaya vakit buluruz, vakit ayırırız. Rabbim bize sulh nasip etsin, bütünleşmek nasip etsin, ötekileştirmeyi, haram kılan Rabbimizin sesine kulak vermeyi nasip etsin. Ve en önemli şeylerden bir tanesi şu, Ramazan'a gireceğiz ve çıkacağız. Arada bir kuvvetli şeye tövbe edelim. Ben toplumsal tövbe teklif ettiğim mevzu benim, ötekileştirme işte. Şu ötekileştirmeyi bırakalım. Bizim peygamberimizin sünnetinde gıybet, haset, dedikodu, iftira yok. Ama davasını adam gibi savunmak da var. İddialara cevap versinler.
yanlış iddiaları vesaireleri falan bilmem neleri yapanlar varsa geri alsınlar, ben yaptıysam alırdım. Ben 3 gün vermiştim, bugün bir gün daha veriyorum. Yani yarın Ramazan'ın başına kadar mühlet vereyim. Şu benim özür dilerim, Fethullah Gülen ve cemaatine özür dilerim, yazıma cevap versinler. Vermezlerse arkadan yazacağım yazıya da sakın ha sakın tepki göstermesinler. Kendileri hak etmiş olacaktır. Bu arada Avrupa'daki gurbetçi vatandaşlarımızın da Ramazan'ı mübarek olsun. Onlarla bu aralar çok görüşüyoruz, mesajlaşıyoruz vesaire. Rabbim bütün dardakilere, zorlara, açlara, açıktakilere yardımcı olsun. İnşallah Ramazan'da ferdi ve içtimai günahlarımızdan böyle tevbe ederek temiz sıyrılışlarla sıyrılmaya, aynen inkılabi olmaya devam ederiz evet, inşallah. O zaman yeni akitteki cümleyle bitirelim diyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonunda ise cehennemden azat diyoruz. Ve saat 18'de 19 saatleri arasında yarının manşetinde görüşmek üzere. Bugünlük Fatih Tezcan'la analizmerkezi.com genel yayın yönetmeniyle yaptığımız yayının sonuna geldik. Yarının manşetinde görüşmek üzere, hoşçakalın.